Şimdi elimde şöyle bir güzellik var. Kendisini yalnızca 900 liraya aldım ve sıkı durun bu alet fiyatına göre alabileceğiniz en iyi oyun konsolu idi. Evet, bir buçuk yıl önce öyleydi. E niye şimdi size bunu anlatıyorum? Çünkü konsolu maalesef aradan geçen zaman diliminde fiyatı 900 lira seviyesinden 5000 lira seviyelerine kadar yükseldi. Ben de dedim ki yine aynı fiyata fiyat performans bir oyun konsolu bulamaz mıyız? Tabii ki de bulabiliriz arkadaşlar. Hatta kendisi çok yakından tanıdığınız bir oyun konsolu. Sony'nin PSP modeli biliyorsunuz bir önceki videoda PS Vita'yı incelemiştik ve PSP, PS Vita'nın atası niteliğinde bir oyun konsolu. Bakın bendeki PSP 3400 4 modeli kutulu tertemiz bir şekilde görünüyor. Yüksek ihtimalle bu kadar temizini bulamayacaksınız. Onu baştan söyleyeyim çünkü ben buna 900 lira değil çok daha yüksek bir fiyat ödedim. Biliyorsunuz oyun konsollarının koleksiyonunu yapıyorum ve benim için konsolların temizliği çok önemli. Satın aldığım kişi bana sıfırdan farksız dedi arkadaşlar. Umarım dolandırılmamışımdır. Şimdi kutuyu açınca göreceğiz. Hemen şuradaki bantını kesiyorum. Tabii ki bu bant fabrikasyon bir bant değil. Cihazı yollayan kişi bantlamış. Hıyar mı çıkacak? Konsol mu çıkacak? Göreceğiz. Vay güzel güzel bir şekilde paketlemiş bakalım şu şekilde ilk defa şöyle çıkarıyorum arkadaşlar kılıfından ve sanırım gerçekten de sıfır gibi. Evet. Parıl parıl parlıyor. Ben önümde hiçbir çizik göremiyorum. Hemen arkasına bakalım. Arkası da aynı şekilde. Üf, harbiden de sıfır gibi. Bak ufak tefek parmak izleri var. Onlar da benim elimin izi zaten. Zamanında satın aldığım PS Vita da aynı şekilde sıfırdan da arkadaşlar. Tertemizdi. İkisi çok güzel bir takım oldu diyebilirim. Şu konsolların parlamalarına bakar mısınız? Gerçekten çok hoş görünüyorlar. Hemen şöyle konsolumuzu bir kenara bırakıyorum ve geliyorum kutu içeriğine. Öncelikle şuradan şarj cihazımız çıkıyor. Tabii ki Type-C, Micro USB falan hak getir arkadaşlar. Çünkü PSP'nin ilk modeli 2005 yılında piyasaya çıktı ve 2005 Micro USB Type-C için falan oldukça erken dönemler. Sony anca PS Vita'ya arkadaşlar Micro USB koymuş. Düşün o bile Type-C değil yani. Burada şöyle bir parçamız çıktı. Bakın bu bile paketinde duruyor. Bu parçayı konsolun yan tarafına geçiriyorsunuz ve bileğinizi şu şekilde takabiliyorsunuz arkadaşlar. Elinizden kayıp da düşmesin diye. Gerek yok buna. Düşerse düşsün dermişim. Şaka lan. Harbi düşerse yenisini bulamayabilirim. Çünkü bu tür temiz konsollar çok nadir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hemen içinden şöyle bir kablomuz çıkıyor. Bu ne için acaba ya? Bilgisayara takmak için falan mı diyeceğim? Herhalde onun için falandır. Bakın yukarıda bir bölümü bulunuyor. Neyse bunu da geçelim ve son olarak cihazın kullanım kılavuzlarına geliyorum. O dönemde kalan tüm kitapçıklarını saklamışlar. Burada PlayStation Network yazıyor. Oyunları falan var. Bu ne acaba? Üzerinde bir sürü yazıların olduğu bir kağıt. Burada şöyle bir kullanım kılavuzumuz var arkadaşlar. Hemen altında yine bir sürü kağıtlar. Aa Türkçe bir belge var. Güvenlik ve destek yazıyor bakın. Pilini şöyle değiştir böyle tak bilmem ne yazıyor ve garanti belgesi var arkadaşlar. Tabii ki garanti belgesi mi kaldı ya? Cihaz kaç yıllık cihaz? Ve buraya kullanım ömrü 7 yıl diye belirtmişler. Bir dakika kaç yıl geçmiş oluyor? Pismillik modeli 2005 yılında çıktı ama bu elimdeki modeli 2008 falan olması lazım. Hatta 2008'in sonları. Yani kullanım ömrü çoktan geçmiş sözde Sony'nin söylediğine göre ama yanılıyorsun Sony. Ben göstereceğim şimdi kullanım ömrü geçmiş mi geçmemiş mi diye. Şöyle bir tasarımına, şekline, malzemesine falan bakacak olursanız aslında fiyatının çok çok daha üstünde hissettiren bir oyun konsolu. Bıraktığı kalite hissiyatı üst seviyede arkadaşlar. Zaten döneminin üst seviye bir oyun konsoluydu. Ben hatırlıyorum. Çocukken şöyle bir cihaz almak benim için hayal gibi bir şeydi. Hatta en büyük hayallerimden birisi PSP'yi almaktı arkadaşlar. Cihazın açma-kapama tuşu oldukça ilginç bir şekilde tasarlanmıştı. Bakın burada yukarıya doğru ittiriyorsunuz ve bu şekilde açılıyor. Evet şu anda ekranımız geldi ve tekrardan şunu yukarı ittirince ekran gidiyor. İlginç yani niye böyle bir tasarım tercih etmişler bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa o da cihazın ekranı hiç de fena görünmüyor arkadaşlar. Evet günümüzdeki üst seviye oyun konsolları gibi değil tabii ki veya bir PS Vita kalitesinde değil ama ekonomi ortadayken ve ödediğimiz fiyatı da göz önünde bulundurunca hiç de fena olmadığını söyleyebilirim. Bakın renkler oldukça canlı görünüyor. Aynı zamanda cihazın tepkileri de inanılmaz derecede hızlı. Şimdi şu tuşa bastığım gibi anlık tepki verdiğini görebilirsiniz ve hiçbir şekilde arkadaşlar arayüzde kasmıyor. Ya günümüzde bile daha yeni satın alınmış sıfır cihazların arayüzde yüzde kastığını görebiliyoruz. Fakat Sony zamanının ötesinde cihazlar yaptığı için harbiden burada muhteşem bir deneyim alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten tuşların basma hissiyatları da gayet iyi seviyede. Ha burada dürüst olmak gerekirse PS Vita kadar üst seviyede seviyede değil. Çünkü PS Vita zaten PSP'den yıllar sonra çıktığı için PSP'deki birçok farklı dezavantajı kapatmışlardı arkadaşlar. Mesela PSP'de herhangi bir dokunmatik ekran bulunmazken PS Vita'nın ekranı tamamıyla dokunmatik. Hatta arka ekranı bile dokunmatik. Üzerinde kameralar var. PSP'de herhangi bir kamera yok. Tuş hissiyatları daha üst bir seviyede. Mikrofona yansıyor mu bilmiyorum. Böyle tıkır 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 hissediyorsunuz onu. PSP'de tuşa basınca böyle birazcık içine gömülüyor gibi oluyor ama yine de tekrardan altını çiziyorum. Hala oldukça iyi seviyede arkadaşlar. Üzerinde zaten birçok farklı tuş bulunuyor. Elinize oldukça iyi bir şekilde oturuyor. Boyut olarak küçük bir cihaz. Direkt olarak cebinize atıp taşıyabileceğiniz bir cihaz. Hatta burada taşınabilirlik konusunda PS Vita'ya göre artısı bile var. Bunun da sebebi cihazda herhangi bir joystick çıkıntısı bulunmaması. Bakın PS Vita'daki joystickler şöyle dışarıda olduğu için cebinize attığınızda bunların zarar görme ihtimali var. O yüzden böyle bir çantada falan taşıyorsunuz. Veya cebinize koyduğunuz zaman biraz daha dikkatli oluyorsunuz. Bunun joystick tasarımı oldukça ilginç. Hiçbir şekilde çıkıntısı yok. Aradaki farkı şöyle göstereyim. Bu PS Vita, bu da PSP arkadaşlar. Tabi bu joystick taşınabilirlik açısından bize bir avantaj sağlasa da maalesef oyunlar açısından dezavantaj da oluşturabiliyor. Hem PS Vita'ya göre kullanımı bir tık daha yoruyor hem de PS Vita'da bulunan iki tane joystick maalesef PSP'de bulunmuyor arkadaşlar. Burada yalnızca tek bir joystick bulunuyor. Yalnız hemen telaş yapmanıza gerek yok çünkü PSP'deki oyunlar tek bir joystickle oynanılabilecek şekilde tasarlanmış oyunlar. Hafıza kartı bölümüne giriş yapıyorum arkadaşlar ve burada bir envai çeşit oyun karşılıyor. Gran Turismo'sundan tut da God of War serisine kadar FIFA oyunlarından tut da PES oyunlarına kadar hatta birbirinden farklı yarış oyunlarına kadar yani burada say say bitiremem arkadaşlar. O kadar fazla oyun destekliyor. Benden önceki sahibi Spider-Man yüklemiş. Need for Speed oyunları yüklemiş. Most Wanted var abi burada. Benim çocukken en sevdiğim oyunlardan biriydi. PSP'ye özel çok güzel oyunlar var. FPS Shooter oyunları var. GTA serisi bile var ya. Ve çok çok daha güzel bir detay. Sadece PSP oyunlarını değil birçok farklı konsolun oyunlarını bu cihaza yükleyebiliyorsunuz. Modcuların bunu özel olarak getirdiği oyunlar. PlayStation 1 oyunları. Retro oyun konsollarının emülasyonları. Evet. Mesela bende şu anda Atari yüklü arkadaşlar. Bakın hemen giriş yapıyorum ve cihazda bir sürü farklı Atari'den istediğimi seçip oynayabiliyorum. Bak eskinin oyunlarından mesela Pong. Kolaylıkla cihaz üzerinden oynayabiliyorum. Dur şu şekilde başlatayım. Hop. Şöyle ister alttaki joystickle de oynayabilirim. Burada cihazı farklı bir retro oyun konsoluna dönüştürelim. Yine bir sürü farklı retro oyunumuz var arkadaşlar. Mesela Metal Slug'a giriş yapalım hemen şöyle single player diyelim. Oyunumuz başladı. Gerçekten çok akıcı bir deneyim veriyor şu anda. Genellikle böyle retro konsollarda ufak tefek kasmalar hissedebiliyorsunuz. Çünkü içindeki teknik özellikleri o kadar da yeterli olmayabiliyor ama PSP bundan çok daha yüksek grafikle oyunları kaldırabilecek şekilde dizayn edildiği için. Bu tür oyunlar cihaza vız geliyor arkadaşlar. Çok rahatlıkla oynayabiliyorsunuzdur. Şuradaki adamı öldürelim. Ooo silahımız güçlendi lan. Baya da eğlenceli bir oyun ha. Yukarıdaki şeye vurabiliyor muyuz? Vurabiliyoruz. Allah kahretmesin yukarıdan bomba atıyor. Hemen sola geçiyorum. Şuradan vuralım. Dur bir dakika bir dakika. Joystickle de oynayabiliyoruz. Güzel. Hop şuradan hemen şuraya atlayalım. Oha adam da roket fırlatıyor. Bunun da elinde çekiç var. Oha araba gibi bir şeye dönüştük lan. Lazer fırlatıyoruz. Çok iyi. Neyse ben kendimi çok fazla kaptırmadan hemen bu oyundan çıkış yapacağım. Ve <laughs> Şimdi size retro mevzusunu bırakıp asıl PSP'nin gücünü gösteren oyunlar açacağım. Örnek veriyorum çok güzel bir yarış oyunu olan Gran Turismo'ya giriş yapalım. Araç olarak şunu seçelim. Bir sürü farklı detay var arkadaşlar. Tek tek uğraşmayacağım. Yine bir sürü farklı pist var. Mesela şu pisti seçelim. Hemen onaylıyorum. Ve şu grafiklere bakar mısınız? Şu anda oyunumuz başlıyor hatta aracı dışarıdan görebileceğimiz bir kamera açısı var mı? Hemen onu alalım. Abi inanılmaz ya. Tamam günümüzdeki cihazlar kadar üst seviye bir grafikten söz etmiyoruz burada ama PSP'nin çıktığı yılı düşünün arkadaşlar. Gerçekten zamanın ötesinde bir oyun konsolu olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Ben bununla oturup saatlerce sıkılmadan oynarım size öyle söyleyeyim. Zaten oyun çeşitliliğimiz çok fazla. Ha, grafiklerin yanı sıra burada ekran kalitesinden de bahsedilebilir. Ekranımız şu anda PSP'ler arasında en kaliteli ekran diyebilirim çünkü bu 3004 modeli. Diyeceksiniz ki birçok farklı model mi var? Evet PSP'nin bunun dışında 4 farklı modeli daha var. PSP Go var mesela böyle açıyorsunuz alttan tuşları çıkıyor. PSP Street modeli var. Matsya tip falan oldukça güzel bir konsol. Eğer isterseniz diğer tüm PSP'leri de satın alıp birbirleriyle kıyasladığım bir video yapabilirim. Hem böyle PSP'lerin gelişim sürecini de görmüş oluruz. Gerçekten on numara bir video olur. Burada GTA'mız açıla dursun. Size ilginç bir detaydan daha bahsedeyim. Bakın PS Vita'yı şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Burada Adrenalin isimli uygulamaya giriş yaptığınız andan itibaren PS Vita'nın Sam anlamıyla bir PSP'ye dönüştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Oyunların bölümüne gelip aynı oyunu bir de PS Vita üzerinden açmayı deneyeceğim. Kafalar biraz karışmış olabilir. PS Vita nasıl bir PSP'ye dönüşüyor diyeceksiniz. Çok basit. PS Vita PSP'ye göre çok daha güçlü ve gelişmiş bir oyun konsolu olduğu için kendisi modcuların da desteği sayesinde gerçek bir PSP'yi tamamen emüle edip kendini bir PSP'ye dönüştürebiliyor. Bu sayede eğer bir PS Vita'nız varsa PS PSP almanıza hiçbir şekilde gerek kalmıyor. E PS Vita bu kadar avantajlı bir oyun konsoluyken biz niye PSP alıyoruz? Bu da çok basit. Tabii ki de fiyatı uygun diye. PSP'yi 900 liraya belki 1000 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Arada çok ciddi bir fiyat farkı var. Şimdi ikisinde de oyunu başlattım. Bakın PS Vita'mızda oyun bu şekilde görünüyor arkadaşlar ve unutmayın emüle ediyor şu anda bunu cihaz. PSP'de de böyle görünüyor. Ya ekran farkı olarak PS Vita'daki renkler çok daha dolgun, güzel görünüyor. Hem PS Vita'nın ekranı biraz daha büyük ama aradaki fiyat farkını göz önünde bulundurursam PSP'de kesinlikle azımsanacak seviyede değil bakın oyunun tek joystick'e uygun yapıldığını söylemiştim şu şekilde gittiğim yöne doğru kamera açısı da değişiyor arkadaşlar kolaylıkla hemen mesela şu oyundaki motorumuza binelim arkadaşlar bakalım oyunda herhangi bir şekilde kasma var mı yo gayet akıcı hissettiriyor arkadaşlar çok rahat oynanır GTA gibi bir oyundan bahsediyoruz tabii ki üst seviye bir GTA oyunu değil ama oynanır mı? Bence bal gibi de oynanır. Dur şuradaki arabaların birine Binelim. Şöyle üçgen tuşuyla biniyoruz arkadaşlar direkt. Tabi burada şöyle bir detaydan bahsetmekte fayda var. Kağıt üzerinde baktığınız zaman PSP'nin ekran çözünürlüğü oldukça düşük gibi görünüyor. Ama gerçek hayatta baktığınızda hiç de öyle görünmediğini söyleyebilirim. Ekran boyutunun da bunda etkisi vardır eminim ki. Tabii ki yine yeni nesil cihazlar gibi beklememek lazım. Güneş altında ekran o kadar da net görünmeyebiliyor. Artık bu tür şeyleri ödediğimiz fiyatı da göz önünde bulundurarak birazcık örmezden geleceğiz arkadaşlar. Kabulleneceğiz. Şimdi isterseniz birkaç oyuna daha bakalım. Mesela FIFA 14'e bakmak istiyorum arkadaşlar. PSP'de futbol oyunları oynamak çok çok eğlenceli oluyor. Diğer PlayStation'ları size dışarıda aratmıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şöyle oyunumuz başlıyor. Birazcık sesini de açacağım. Hem ses seviyesinde duymuş oluruz. Cihazın hem sağında hem solunda hoparlör var. PS Vita'da da aynı şekilde iki hoparlör vardı. Ve ses seviyesi, ses kalitesi falan gayet iyi seviyede arkadaşlar. Onun belirteyim. Şu anda mesela herhangi bir maç başlattım ve abi şu grafiklere bak lan. Oo gayet iyi görünüyor. Renk doygunluğu falan da çok iyi bu arada. Ortaya hangi tuşla açıyorduk ya? Kareyle açıyorduk galiba. Aynen hemen şöyle pasımızı verelim tekrardan. Bir şey diyeyim mi? Çok çok başarılı ya. Yalnız spiker Çince mi konuşuyor? Japonca mı konuşuyor? Anlamadım. Galiba yanlışlıkla oyunun Çince versiyonunu indirdik ya da ayarlardan düzeltilebiliyor. Bilmiyorum. Zaten onu kendiniz yüklersiniz. Biz burada grafiklere bakıyoruz şu anda. Burşut'u şutu. Ah be lan al şu topu al, al Ah kaçırdım Dur tekrardan deneyeceğim Adamların üzerine kayma var mı? Evet kayabiliyoruz Ama faul işleyebiliriz. Dikkatli kaymamız lazım Telefonda oynayacağınız futbol oyunlarından çok çok daha başarılı arkadaşlar Çünkü tuşlarla oynuyorsunuz ve tam anlamıyla bir playstation keyfi veriyor size Şey diyeyim mi bu sefer gol atma ihtimalimiz olabilir Baya yakınlaştım kaleye Al şu topu Çek şutu Ah çok yakındı Neyse bu oyundan da çıkış yapalım. Mesela dövüş oyunları da baya bir eğlenceli oluyor arkadaşlar PSP'de. Çocukken benim PSP'de oynamayı en çok sevdiğim oyun Smackdown'dı. Evet Smackdown'ın oyunu vardı. Tabi oynamayı en çok sevdiğim derken böyle arkadaşım okula PSP'sini getirirse oynayabiliyordum. Yani benim yoktu. Ben yıllar sonrasında PSP almıştım arkadaşlar. Bu arada oyun açılı dursun size şundan bahsedeyim. Cihazın birçok farklı özelliği de var aslında. Ben size burada detaylıca açıklamıyorum. Mesela Vylan yazıyor ya bunu çektiğiniz zaman cihaz bildiğiniz wifi'ye bağlanabiliyor ve internette gezinebiliyorsunuz. YouTube'a girip film falan izleyebiliyorsunuz. Tabii ki bu detaylar günümüzde çok da kullanışlı değil çünkü cihazda herhangi bir dokunmatik ekran bile bulunmadığı için pek de iyi bir deneyim elde edemiyorsunuz. Mesela PS Vita'da en azından dokunmatik ekran olduğundan dolayı rahatlıkla böyle arayüzde gezinebiliyordunuz. Bunda yalnızca bence oyun oynamayı düşünün. Öyle film izleyeyim, işte video izleyeyim, müzik dinleyeyim o tür şeylere girmeyin. Yine de size kalmış tabii en kötü ihtimalle hafıza kartının içine atıp filmlerin müziklerinizi yine bundan izleyip dinleyebilirsiniz. Bu arada oyuna giriş yaptık. Hemen start tuşuna basıyorum arkadaşlar. Buradan farklı farklı şeyler seçebiliyorsunuz. Mesela birebir bir maç atalım bakalım. John Cena var burada. Big Show var. Ulan be çocukluğumuzun şeyi... Rey Mysterio var. Hadi Rey Mysterio'yu seçelim. Çocukken Rey Mysterio benim favorimdi ve en çok merak ettiğim şey de Rey Mysterio'nun maskesiz haliydi. Öyle yıllardı yani arkadaşlar. Gerçi benim yaşlarımda olup da internete Rey Mysterio maskesiz yazmayan yoktur galiba. Ve oyunumuz başladı. Bir dakika lan nasıl lan nasıl kontrol edeceğim? Burada dayak yiyoruz. Kareyle mi vuruyorum? Ça aa, aa vuramadım. Lan dayak yiyorum. Abi <laughs> evet. Dur 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 önce geri çıkacağım. Şu anda kontrolleri bile bilmiyoruz da adam mahvediyor bizi ya. Arkadaşlar galiba ben oynayamıyorum ya. Savunmayı nasıl yapacağız? Çıldıracağım kalkaya artık. Raymister yo. Vur şu adama. He anladım. Joysticki çevirerek kurtulmaya çalışıyoruz. Şöyle hadi hadi kurtulalım. Kurtuldum. Evet arkadaşlar demek ki neymiş bu oyuna iyi alışmadan girmemek gerekiyormuş. Çünkü hatırlıyorum o dönemde zordu. Şimdi de zor. Şimdi yeterince oyun testi yaptığımıza göre gelelim son yorumlarımıza. Bence cihaz 2023 yılında fiyatına göre kesinlikle alınabilecek en iyi oyun konsollarından birisi arkadaşlar. 900 lira gerçekten iyi bir fiyat. Umarım bu fiyat yükselmez. Çünkü hatırlarsanız PS Vita zaten önceden 900 liraydı. Kendisi 5000 liralara kadar yükseldi. Umarım aynı şeyi bunun içinde yaşayabilirsiniz. Tabii ki gönül isterdi ki bu fiyatlara hala çok daha gelişmiş bir oyun konsolu olan PS Vita alabilelim. Ama piyasa ortada arkadaşlar. Ben elimden geldiğince bu piyasada olabilecek en fiyat performans seçeneği size sunmaya çalışıyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz de lütfen fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin diyorum arkadaşlar. Bir de tüm PSP'leri aldığım bir video çekeyim mi? Onu da yazın. O zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilir. Hoşçakalın. Bay bay.